Dostlar merhaba. Şimdi düşünün ki bir adet Lenovo All-in-One almaya karar verdiniz ve Media markta gittiniz. Yok gitmediniz. All-in-One almaya karar verdiniz. Sistemden incelediniz. Baktınız Mediamarkt'ta olduğunu gördünüz. Mediamarkt'ta o zaman gittiniz. Güzel. Selamun Aleyküm kardeş. Ben... A, B, C, X, Y, Z, 300, 500, 1500 model all-in-one cihazınızı internette inceledim. Çok beğendim. 2 adet hard disk olduğunu gördüm. Teyit etmeye geldim. Bu üründe 2 adet hard disk var mı? Evet var. Teşekkür ederim. Tık 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 hop evime geri döndüm. Tık 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 hop siparişimi verdim. İşlem bitti. Gelin burada anlatımıma ara vereyim ben. Farkındayım. Konuya yine göbeğinden de aldım her zamanki gibi. Bu arada ben Konuya neden gelmişiz onu size anlatayım ve oradan devam edeceğim. Finali öyle bağlayacağım. Şimdi sevgili Murat Özdemir bana bir mail atmış ve demiş ki: Merhaba Adem Bey. Geçen gün ben de MediaMarkt'tan linkini eklediğim ürünü aldım. Ürünü almadan mağazaya da gittim ve ürünün 2 adet hard diske sahip olduğunu temsilciden de bilgi alıp teyit ettikten sonra eve gelip ürünü internetten sipariş ettim. Her şey gayet normal. Ürün teslim edildi. Açtım kurdum ama tek hard disk vardı içinde. Mediamarkt'ı aradım. Lenovo ile görüşmelisiniz. İnternet ve mağazamızdaki teknik bilgilendirme yazısını onlar yazar. Biz bilmeyiz dediler. Nasıl yani? E neye göre bilgilendirdiniz vatandaşı o zaman? Yani bilmediğin konuda niye vatandaşa teyit veriyorsun? Evet öyledir diye. Ne zannettiniz ki vatandaş yine soracak geçecek mi zannettiniz? Vatandaş sormuş almış işte. Bu arada sizce bu durum nasıl bilemiyorum ama benim bakış açıma göre burada Lenovo'da bir kabahat görmüyor gibiyim şu ana kadar. Bakacağız. Ben de bu durumla ilgili Lenovo'yu aradım ve irtibat kurdum diyor sevgili Murat. İki gün sonra Lenovo'nun ürününün teknik departmanı irtibat kurmuş anladığım kadarıyla ürünün teknik özelliklerinde tek hard disk olduğunu, ürünün bu şekilde sahaya sürüldüğünü, bu konuda bir yanıltma var ise de kendilerine ait değil bu sorumluluğun medya Markt'a ait olduğunu söyledi diyor kardeşimiz. Az önce söylediğimin hala arkasındayım. Ben hala burada Lenovo'yu sorumlu görmüyorum. Neden? İlanı Lenovo hazırlıyor olabilir. Lenovo yanlış yapmış olabilir onu tartışmıyorum bizim konumuz da değil. Fakat ben bu ilanı Media Markt olarak okuyor ve görüyorum. Media Markt'ın sitesinde satıcı Media Markt olarak veya işte benim gözümle ben bunu bu yer sağlayıcı, pazar yeri sahibi, işte bir sürü ismi olan bu muhteremlerle biz o yüzden anlaşamıyoruz. Ben bu insanlara sürekli diyorum ki kardeşim gitti gidiyor neon 11 medya markt hepsi burada çiçek sepeti yemek işte böceği her neyse insanlar sizi tanıyor sizi biliyor size güvenerek alışveriş ediyor diye bu yüzden ısrarla söylüyorum dolayısıyla yine burada bizim muhatabımızın Le, e, Lenovo değil medya markt olduğunu düşünüyorum ben neyse Lenovo da topu medya markta atmış. Vatandaş 10 gündür MediaMarkt'ın çağrı merkeziyle görüşüyoruz. Ama kimse hatasını kabul etmeyip sürekli başından atıp başka bir noktaya yönlendiriyor diyor. Tüketici hakem heyetine de yazmış vatandaş. Mağazada çektiği yanıltıcı bilgilendirme ile ilgili resimleri ve alışveriş yaptığı sayfanın ekran resmini de başvurusuna eklemiş. Tebrik ediyorum. Fakat kimseye kendisine adam akıllı bir cevap vermiyormuş. En son Mediamarkt biz iki tane hard disk var demedik. Bir tane daha takabilirsiniz demek istedik demiş ve kenara çekilmiş. Mağazaya davet etmişler sevgili kardeşimizi. Fakat Covid sebebiyle gitmek istemediği için zaten ürünü de internetten satın aldığını söylemiş. Bakalım konu nereye kadar sürecek? Destek olabilirsiniz. Çok sevinirim ürünün linki şuradadır deyip linki paylaşmış, açıklamalar bölümüne eklerim. Sabit disk yazan yere dikkatli bakmanızı rica ederim. Saygılarımla demiş. Sevgili Murat kardeşim, saygı bizden öncelikle. Ben teşekkürlerimi iletiyorum bu tarz bir geri dönüşte bulunduğun için ve değerli dostlar sizlere de söylüyorum. Sizlere bu şekilde sorun çıkaran ne kadar firma, marka, satıcı, bayi var ise lütfen bilgi verin. Bilgi verin elimizden gel geldiğince sesinizi haykıralım biz burada. Elimizden geldiğince biz burada vatandaş olarak kenetlenip birlik olup belli ki kendi işimizi kendimiz çözeceğiz. Bu arada şu an belirtmek istemediğim bazı geri dönüşler aldım. E çünkü son işlemler bittikten sonra bunları açıklayacağım ve hatta yine e, teşekkür videolarını da çekeceğim. Daha önce yayınladığımız bazı videolarla ilgili o ürünlerin sahiplerine geri dönüşler oluyor dostlar bilginiz olsun ve Problemler gideriliyor. Ben buradan bu tarz olumsuz yorum yaptığım marka, firma, bayi, servis, bu, bu dostlara da sesleniyorum. Dostlar diyorum hala dikkat ederseniz vatandaşın problemini çözün siz, siz yeter ki çözün. Ben gerekirse buradan özür videosu da yayınlarım, teşekkür videosu da yayınlarım sizler için. Onlar benim için hiç problem değil. Öyle egomuz falan yoktur bizim. Fakat ne yazık ki. Bu problemleri normal yoldan çözmediğiniz için biz burada feryat etmek zorunda kalıyoruz. Problemleri çözmek için kendi kendimize böyle bir yöntem geliştirdik. Satıcılara sesleniyorum. Vatandaş olarak bizler kenetlenip buradan haykırarak size bu problemleri giderme yoluna daha fazla gideceğiz bundan sonra bilginiz olsun istiyorum. Şimdi dostlar Sizler de bana lütfen bu geri dönüşlerinizi yollayın, yönlendirin. Buradan haykıralım, sesiniz olalım dedikten sonra konuya geri dönüyorum ve diyorum ki siz ne düşünüyorsunuz? Bakın sevgili dostumuzun yolladığı ekran alıntılarını da ekliyorum. Ekranın alt bölümüne kendi aldığım ekran alıntısını da ekliyorum. Neden ben de aldım? Zaten aynısı diyeceksiniz. Doğru. Fakat akıllarda bir soru işareti kalmasın. Vatandaşın bana yolladığı ekran görüntüsü şu an o ürün işin ilginç yanı da o onu da söyleyeyim. O ürün hala aynı şekilde satışta. Yani vatandaşın bir tanesi bu şekilde yanılgıya düştüyse başka bir tanesi veya 10 tanesi daha aynı yanılgıya düşebile düşebilecektir. Yani bunu neden öngöremiyorsunuz? Öngörememişsiniz. Anlıyorum sizi. Ama bir problem yaşanmış. Yaşanan problem size aksettirilmiş. E, ayıp değil mi canım? Bundan sonrasında neden hala önlem almıyorsunuz? Neden hala aynı ilanla satış yapıyorsunuz? Demek ki vatandaşın yaşadığı mağduriyet sizin zerre kadar umurunuzda değil. Yani vatandaşa bir hata varsa Lenovo'dadır, ilanları onlar hazırlıyor. Evet, e hata varmış. Ne yaptınız ilanı düzeltmek için? Hiçbir şey. Bu mu sizin ticaret anlayışınız? Peki ne olacak? Murat Özdemir kardeşime buradan sesleniyorum. Murat'cığım. O mağazada sana o bilgiyi teyit eden kişi onun müdürü, onun müdürünün müdürü, onun müdürünün müdürünün müdürü. Oturacaklar kendi kendilerine müdür 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 diye soracaklar ve hepsi ortak parasını ödeyecekler senin ikinci hard diskinin bedeli sana teslim edilecek. Bu iş kanun önünde bu şekilde halledilecek. Yalnız biraz beklemek zorunda kalacaksın. Çünkü madem olay hakem intikal etmiş. Senin mağduriyetin hakem tarafından biliyorum. Biliyorum şu an sizin ne düşündüğünüzü de. Ekranın başında Hadi ya Adem Elbaca hakem heyeti deyip duruyorsun. 6 ay onları bekliyoruz dediğinizin farkındayım. Biliyorum ancak hakem de burada hiçbir suçu yok. Ne yazık ki çok yoğun şekilde dosyalar artıyor. Hakem biraz yetişememe durumu var. Buradan Fırsat bulmuşken tekrar söylüyorum 6502 sayılı tüketici koruma kanunu, satış sonrası hizmet yönetmeliği, garanti belge yönetmeliği, e, Türk borçlar kanunu, Türk ticaret kanunu aklınıza ne geliyorsa vatandaş lehine mutlaka revize edilmeli. Bakın 2014 yılında yazılmıştı yanılmıyorsam daha doğrusu 2014'te resmi olmuştu. Bu 6502 sayılı tüketici koruma kanunu öncesinde biliyorsunuz mülga 4077 sayılı tüketici koruma kanunu kapsamında ilerliyordu işler. Bakın üzerinden 6-7 sene zaman geçti. Bu geçen zaman içerisinde teknolojide çok ciddi ilerlemeler oldu. Pandemi süreci işin içine girdi. Kargolarda çok büyük aksaklıklar yaşanıyor. İnternet satışları çok ciddi yoğunlaşmış vaziyette. Dolayısıyla bu yeni gelişmeler ışığında mutlaka ama mutlaka ya en baştan sil baştan bu kanun yazılmalı ya da mutlaka belli başlı bölümleri revize edilmeli. Neden bunu söylüyorum şimdi durup dururken? Bir defa bu satıcılara mutlaka yaptırım gelmeli. Şimdi Mediamat burada ortada bir kusur olduğunu biliyor. Fakat bile isteye vatandaşı hukuk yoluna gönderiyor. Neden? Ya şimdi bir gitsin o 6 ayda dur bakalım kim öle kim kala. Ya bu evet. mu sizin ticari ahlakınız kardeşim? Ya bu vatandaş hukuka gidecek. Hukuk sizin o hatalı ilanınızdan dolayı vatandaşı yanılttığınıza karar verecek. Ve siz paşa paşa bu vatandaşa iki hard listli olarak bu ürünü vereceksiniz. Kaçınılmaz bir şey yani. Fakat bu süreyi kullanmak sizin nasıl bir işinize yarıyor? Biz biliyoruz onun nasıl bir işe yaradığını ama hani burada insanları da uyandırabilmek adına soruyoruz. Ya bu sizin nasıl bir işinize yarıyor da vatandaşı sürekli böyle 6 ay bir sene boyunca uğraştırmak üzere işi yokuşa sürüyorsunuz. Hata sizin belli. Nasıl olacak? Tazmin edeceksiniz vatandaşın zararını. Her şeyi geçtim. Bundan sonraki vatandaşların yanılmasını engellemek adına bir adım bile atmıyorsunuz. Neden? İşte az önce dostlar bahsettiğim mevzudan dolayı. Yaptırım yok. Şimdi eğer bu tüketiciyi koruma kanununda şöyle bir madde olsaydı. Hmm. Mevcut 6502 sayılı tüketiciyi koruma kanunu madde 11 kapsamında ayıplı mal. Ayıplı mal kapsamında 4 seçimlik hakkı. 4 seçimlik hakkı içerisinde ne var? Sözleşmeden dönme, malın ayıpsız misliyle değiştirilmesi, istiyorsanız onarımı kabul etme veya işte bıdı bıdı. Peki siz bu maddelerin içerisinde vatandaş hukuk yoluna gider ve haklılığı ispat edilirse malın değeri kadar kendisine tazminat ödenir diye bir madde olduğunu düşünün. Mediamarkt ne yapacak? Vatandaşı hadi anam sen şimdi git 6 ay boyunca devletin hukuk sistemi içerisinde şöyle bir tatil yap. Gel ben o zaman sana vereceğim bunu demek yerine ne düşünecek Mediamarkt veya diğerleri ne 11 gitti gidiyor hepsi burada hangisi ise biz burada olayın öznesi medya olduğu için böyle konuşuyoruz. Kaç liraya almış bu kardeşimiz bunu hemen fiyatına bakalım dostlar. 5999 liralık mal satıyorsun ve vatandaşı aldatıyorsun medya Sonra bunu üstlenmiyorsun. Aynı ayıp aynı kusur devam ediyor onu bile düzeltmiyorsun. Neden? Nereden alıyorsun bu cesareti? Çünkü hukuk sisteminde sana karşı bir yaptırım yok. Sen mi de ben mi de yer sağlayacağım be anam diye kendini de rahat almışsın. Ya bu işler öyle kolay olmuyor işte. Peki bu kanun düzenlenmiş olsaydı az önce bahsettiğim gibi bir tazminat hükmü oraya yerleştirilmiş olsaydı vatandaş hukuk sistemine gidip de sevgili Murat kardeşim haklı olduğunu ispat ettiğinde 5999 lira bir de üstüne tazminat ödemek zorunda kalacağını bilseydi medya markt. Sizce medya vatandaşı hukuk sistemine yollar mıydı? Bana onu söyleyin. Ama efendim ne demek Murat Beyciğim? Ne demek sizin istediğiniz bir hard disk olsun. Ben derhal bu problemi çözüyorum deyip daha bunun 15. dakikasında ülke genelindeki bütün bu hatalı ilanlar kaldırılır mıydı? Kaldırılmaz mıydı dostlar? Bana onu söyleyin siz. Siz de biliyorsunuz bunun kaldırılabilir olduğunu. Niye umursamıyor bu vatandaşlar bunu? Bu işletmeler, bu ticari firmalar niye umursamıyor? Yaptırım yok dostlar. Bu adamları bağlayan hiçbir şey yok. O yüzden bu kadar rahatlar. O yüzden Muratlar, Hasanlar, Osmanlar, Kezbanlar, Ayşegüller aklınıza gelebilecek bütün Türk vatandaşını hukuk sistemine bile isteye sırf bu yüzden gönderiyor bu tarz firmalar. Ondan sonra vatandaş diyor ki böyle hakem heyetinin Allah tepesinden baksın. Hakem heyeti ne yapsın? Yahu bu yasan senin sorumluluğun Mediamarkt. Hata sana ait belli. Niye illa hukuk sistemi üstünden dolaştırma ihtiyacı duyuyorsun vatandaşı? Normal yoldan halletsene. Bunun gibi yüzlerce, binlerce, belki on binlerce dosya var. Hakem heyeti ne yapsın, devlet ne yapsın buna? Ahlak olmadıktan sonra ticari ahlak yok ise sizde devlet ne yapsın kardeşim buna? Dostlar ben Gerekli fotoğrafları ve ekran alıntılarını size yayınlıyorum. Açıklamalar bölümünde de bu satıştaki ürünün linkini ekliyorum. Sizden ricam acaba ben mi haksızlık ediyorum? Acaba Murat mı iş güzarlık ediyor? Bedavadan artı disk mi kapartmaya çalışıyor? Rica ediyorum siz bir yorumlar mısınız? Ben samimiyetle rica ediyorum. Bakın hani ben boşu boşuna mı burada satıcı firmalara yükleniyorum? Yoksa gerçekten sizce de burada bir İlan aldatmacası var mı yok mu? Lütfen yorumlarınızı bekliyorum. Gerekirse bu doğrultuda ben yine Ticaret Bakanlığı'na da bu konuyla ilgili yazı yazacağım. Yorumlarınızı detaylı olarak bekliyorum dostlar. Yorumlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.